soruyorum da kaldığımız yerden devam ediyoruz programa. Evet, en son Sayın Denktaş'la Tayyip Erdoğan arasındaki üzücü diyalogda kalmıştık hocam. Maalesef Tayyip Erdoğan Sayın Denktaş'ı seçim propagandası yapmakla, particilik yapmakla ve halkın kafasını bulandırmakla itham etmişti. Gerçi Sayın Denktaş'ın yanıtı gecikmedi ama sanıyorum az sonra onunla da bir bağlantımız var ki bağlantımız hazırmış. İyi akşamlar Sayın Denktaş. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Gerçi biz ne düşündüğünüzü tahmin ediyoruz ama siz de şaşırdınız mı Başbakan'ın bu ithamlarına? Efendim, buna ben cevap verdim. Devamlı surette cevap vermeye ihtiyacını duymuyorum. Ben memleketimdeyim. Türkiye benim memleketim, benim vatanım, benim ana vatanım. Ve Kıbrıs davası da müşterek milli bir dava. Ama son zamanlarda Annan Planı döneminden başlamak üzere Türkiye bu meseleyi ben halledeceğim diye öne çıkmıştır. Efendim, uzlaşma yanlısı olmadığımızı, 40 yıldır uzlaşmamanın sebebi biz olduğumuzu dünyaya duyurmuştur. Ve kendisi uzlaşmak için Annan Planı'nı kabul etmiş, kabul ettirmiştir. O günden bugüne de Türkiye devamlı surette sanki Türkiye halledecekmiş gibi, Türkiye'nin meselesiymiş gibi, Türkiye garantör mesele burada iki halk arasında bir mesele. Ya öyle idare edildi bugün Annan Planı'na kadar Türkiye tarafından ve dolayısıyla Türkiye şimdiki baskı kadar baskı altında kalmamıştı. Türkiye öne çıkıp benim davamdır, ben hallederim, geçmişte yanlış yapılmıştır demek suretiyle öne çıktı. Biz bunu gördükçe, tabiatıyla işin çıkmaz bir kanala girdiğini gördükçe içimiz yanıyor. Çünkü dava müşterek. Sayın Koritürk'ün dediği gibi Türkiye elini ayağını çekerse Kıbrıs'tan Türkiye denizlere açık bir ülke olmayacaktır. Bu kadar stratejik bir dava. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dava ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesini Türkiye'nin önüne koyma hakkı yok. Rahmetle andığımız Ecevit bunu ayırmıştı. Kararlı bir çıkış yaparak eğer siz Rum'u meşru hükümet olarak alırsanız ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile entegrasyona giderim diyerek ayırmıştı. Avrupa Birliği'nden elimizde belge var. İki mesele ayrıdır, sizin önünüze konmayacaktır diye. Sonra bunların hepsine razı olmuş göründüler ve aynı kanala girdiler. Şimdi biz bunları gördükçe, atılan adımların bizi teslimiyete götürmekte olduğunu gördükçe halka seslenmek ihtiyacını duyuyoruz. Halktan, Türkiye'den devamlı surette ben temas davetler alıyorum. Eğer hepsine cevap kabul etsem Kıbrıs'ta bir gün bile oturmayacağım. Ama seçiyorum içinden. Parti davetlerine gitmiyorum. Particilik yapmamış olmak için. Ama Kıbrıs meselesini konuşmak benim hakkım, her Türk'ün hakkı. Kıbrıs'ı milli dava olarak bilen herkesin hakkı. Gittiğim her yerde burada şehitler vermiş, şehit aileleri var karşımda. Gaziler var. 1960'tan bu yana alayda, ondan sonra Kolordu'da hizmet etmiş insanlar var. Anadolu büyük bir hassasiyet içinde Kıbrıs meselesinde bilgi almak istiyor. Ve bilgi verilmiyor. Toz pembe bir resim çiziliyor. Bunları gördükçe biz konuşmayı görev biliyoruz ve konuşuyoruz. Ama benim memleketimde konuşmasın, benim memleketimde söz söylemesin gibi çok ağır laflar herhalde bir asabiyet içerisinde söylenmiştir diyorum. Ben de Türk milletinin başbakanına veya makamlarına gücenme lüksü yoktur. Cevabımı verdim. Ben görevimi yapıyorum. Davet aldığım sürece gidip konuşacağım. Zamanında beni konuşmayayım diye burada Makaryos memleketimden, devletimden uzaklaştırmıştı. 4,5 yıl
Kıbrıs'ın dışında kaldım. Nerede kaldım? Memleketimde, vatanımda, Türkiye'de, Ankara'da kaldım. Şimdi aynı durum mu yaratılacak? Yani biz konuşmayacağız. Niye konuşmayacakmışız? Çünkü yapılanların yanlış olduğunu söylüyoruz. Eğer haksızlık yapıyorsak, yanlış söylüyorsak, bunların doğrusunu söylemekle meseleyi halledebilirler. Bizim istediğimiz şudur, alıştığımızdır. Kıbrıs meselesi devlet meselesidir, bir partinin meselesi değildir. Ve devlet meselesi olarak, milli bir dava olarak Büyük Millet Meclisi'nde iki kez karara bağlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Sezer, Sayın Talat'ı kabul ettiğinde anlatkanından sonra bu milli davayı, milli formülü, kırmızı çizgiyi yeniden vurgulamıştır. Kıbrıs'ta iki eşit egemen, kendi kaderini tayin etme hakkı olan halk vardır. Bunların devletleri vardır. Kıbrıs üzerinde Türk-Yunan dengesi, Lozan dengesi vardır. Bunları içermeyen bir anlaşma kabul edilemez. Bunlar müdafaa edilmiştir. Ve bunlar bizi 23 yaşına gelmiş olan bir devlete getirmiştir. Bu devleti yaşatmak şarttır. Enosis'i önlemiş olan, Kıbrıs'ın tamamen Rumların eline geçmiş olan, geçmesini önlemiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve kol ordunun, garantör bir de Türkiye'nin kol ordusunun bu devleti ve Türk halkını korumuş olmasıdır. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Bütün ayin oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak, nasıl ki anlam planı kaldırdı ve maalesef buna evet dendi. Türk-Yunan dengesini bozmak, nasıl ki anlam planı bozdu ve buna da Türk hükümeti evet dedi ve evet dedirtti. Ve egemenliğimiz yok, tek egemenlik, tek halk, tek halkın içinde %17, %20 bir Türk azınlığı. Rum'un bize bakışı bu, Rum'un bizi Avrupa Birliği'ne tanıtışı bu. Hal böyle giderken sanki biz Rum'a, yani Avrupa Birliği'nin meşru hükümet olarak tanıdığı Rum'a bazı açılımlar yaparsak Türkiye'nin önü açılacakmış gibi davranıyoruz ve hiç gereksiz açılımlar yapıyoruz. 15 gün önce biz yapacağımızı yaptık, artık bizden bir şey isteyemezler denildiği bir zamanda birdenbire iki limanı aşma meselesi gündeme geliyor. Bunları görünce eleştirme bizim hakkımız, ikaz etme bizim hakkımız, yanlış yere gidiyoruz demek bizim hakkımız diye düşünüyorum. Ve tekrar ediyorum, ben Anadolu'ya davet üzerine gidiyorum. Kendi başıma çıkıp propaganda yapmıyorum. Yaptığım da propaganda değil, yaptığım bilgi vermektir. Gerçekleri yansıtmaktır. Başka bir şey değildir. Pardon. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Denktaş, size ana vatandan sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgiler efendim. Eski dostluğumuz var, biliyorsunuz. Sizi çok severim. Sizi herkes sever. Türkiye'de sizi sevmeyen hiçbir kimse yok. Sizin Kıbrıs'a ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu müşterek davamıza yıllardan beri yaptığınız emekleri, hizmetleri 7'den 70'e, 7'den 80'e, 90'a herkes bilir ve takdir eder. Şimdi yanlış bir politika uygulanıyorsa, ki biz de Türk olarak bunun yanlış politika olduğunu söylüyoruz. Herkes söylüyor bugünkü hükümete. Bu yanlış politika Kıbrıs'ı eğer kaybetmeye doğru da götürüyorsa, sizin bir kere yani mecbursunuz, hasta da olsanız, ne bileyim ben, konuşma takatınızı bile kaybedecek derecede bir hastalığınız bile olsa, sizin son nefesinize kadar doğruları söylemeye devam etmeniz lazım. Ben size her zaman, biliyorsunuz, bir televizyon kanalına çıkıyorsunuz, Avrasya TV'ye çıkıyorsunuz. Evet. Her konuşmanızı orada devamlı izliyorum, takip ediyorum. Ve Sayın Başbakan'ın dediği gibi benim zihnim bulanmıyor. Siz konuştukça düşüncelerim benim daha da netleşiyor. Ben düşünüyorum ki Kıbrıs meselesine inanan, Kıbrıs'ı seven, Kıbrıs'ı kardeş bir ülke olarak gören her Türk vatandaşı sizin konuşmalarınızdan beğeni, düşünceleri daha da netleşiyor. Lütfen bunlara devam ediniz. Yılmayınız. Teşekkür ederim efendim. Şimdi bizim istediğimiz nedir? Bu milli davada söyleyin, Büyük Millet Meclisi'nde müşterek bir karar çıkarsınlar. Biz de rahat edelim. Biz de bilelim. Kırmızı çizgimiz nedir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın
dünyaya duyurduğu milli formülü, kırmızı çizgimizi Avrupa Birliği'ne duyursalar bu baskıdan kurtulacaklar. Avrupa Birliği karar verecek. Eğer Türkiye'yi almak istiyorsa o zaman Roma baskı yapmaya başlayacak. Sen ne akla bu kadar vahşet yaptıktan sonra bütün Kıbrıs'ın hükümetisin diye karşımıza geliyorsun diyebilecek. Bunları söylemesi için önlerine gerçekleri koymamız lazım. Büyük bir lobbying faaliyeti lazım. Bunlarla uğraşacağımıza birbirimizle uğraşıyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Evet. Şimdi yani diyoruz ki Kıbrıs bizim bir devlet politikamızdır. Hepimiz böyle düşünüyoruz ve böyle biliyoruz. Peki madem devlet politikasıdır, hükümet politikası değildir. O zaman hükümetin tek başına, kendi kendine, diğer kurumlarla istişare etmeden, genel kurmayla görüşmeden, Cumhurbaşkanı'yla istişare etmeden, belki çok gizli ve özel bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapmadan, kendi düşünceleriyle kalkıp da Avrupa Birliği'ne biz işte iki tane limana açalım Güney Kıbrıs'a, bunu bir senelik de süre tanıyalım gibi böyle bir teklif yapmaya sizce siyaseten hakları var mı ve doğru bir hareket midir bu? Şimdi efendim bir hakkı var yok meselesi bir yana, bu yaptıklarının ne manaya gittiğini herhalde biliyorlar. Avrupa Birliği'nin meşru hükümet dediği, bütün Kıbrıs'ın hükümeti addettiği idareye, Rum idaresine, Kıbrıs hükümetine limanlar açılacak, açmaya hazırım diyor. Bu geçici bir söz değil, bu niyet kalıcı bir niyet. Demek ki sen hakikaten artık tanıyacaksın. Ama bir sene için limanını açacaksın. Onlar da ne diyor? Teşekkür ederiz. Madem ki tanımayı kabul ettin, ama bir sene olmaz, iki liman olmaz, az geldi, dahasını isteriz. Pazarlık buralara götürülüyor. Evet, bunu evet. Bilmeleri lazım. Böyle şey olmaz. Rum idaresine meşru hükümet benim dediği sürece Türkiye bir şey veremez. Ha, diyorlar ki Annan planından bu yana güzellikler olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Ne olmuştur gerçekte? O kadar bir şımarmıştır Rum ki Talatlı'yı muhatap kabul etmiyor, ben Türkiye'nin, Türkiye ile konuşurum diyor. Ondan sonra Talat Pakistan'a Cumhurbaşkanı olarak davet edilmiş. Denktaş'ı da davet eden oldu mu diye soruyor. Bunlarla uğraşıyorlar. Talat'ı Pakistan'a Cumhurbaşkanı olarak davet ettiler, ben de sevindim. Ama hemen akabinde hem Talat hem davet eden taraf bu tanınma değildir deyince, demek ki Cumhurbaşkanı olarak davet edilmemiştir. Yine bir oyun oynanmaktadır. Yine bir şeylerin arkasına saklanacaklardır. Olmaz böyle şeyler. Türk milletine gerçekler söylenmelidir. Avrupa Birliği Rum tarafından kullanılmaktadır ve Yunanistan tarafından silahla yapamadığını Avrupa Birliği kararları ile yapmak niyetindedir. Yani Kıbrıs'a el koymak niyetindedir. Askeri çıkaracak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kaldıracak. Egemenlik sadece tektir ve tek halk vardır. Bu tek halkın içinde biz %20 insanız. Buraya götürüyorlar bizi. Biz hala bunları görmezden gelip efendim biz görüşmeye hazırız, biz uyum sağlamaya hazırız, biz bütünleşmeye hazırız diyoruz. Kiminle bütünleşeceğiz? Bizi istemeyenlerle, bizi Kıbrıs'ta yabancı görenlerle, bizi Kıbrıs'tan çıkartmak için 43 yıldır uğraşanlarla. Bu ne biçim siyasettir ben anlamıyorum. Sayın Denktaş, bir soru sorabilir miyim size? Bu Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye'deki iktidarın, AKP iktidarının kendi limanlarını Rum kesimine açmasıyla ilgili teklifi, sizce artık Kıbrıs'ı gözden çıkarmak, Kıbrıs davasını bırakmak, hatta adanın güneyine koğuşlanmış Güney Kıbrıslıları, Güney Rumlarını sanki adanın tek meşru devletiymiş gibi tanımak anlamına mı gelir? Tabii efendim, başka bir anlamı yoktur. Aynen böyle midir? Bunun. Kim ne derse desin, başka bir anlamı yoktur. Tabii. Bizim için büyük bir moral bozukluğu olur ve Rumlar için büyük bir kazanç olur, moral yüksekliği olur ve artık filmin sonuna doğru gidiş olur. Başka anlamı yoktur bu tek yanlı liman açmanın. Biz hakikaten
anlamıyoruz. Esas siyasetleri nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve var olacaktır siyasetinden uzaklaşıyorsak, bize altın yazılarla bir şey verseler, ya, haklar verseler, ertesi gün Rum bunları da yırtıp atacak ve bu sefer Türkiye de adadan çıkmış, müdahale hakkı kalkmış. O zaman işte Girit misali Kıbrıs'ın arkasından bakar ağlarız ve Türkiye hakikaten rahmetli Korutürk'ün dediği gibi denizlere açık bir ülke olmaktan çıkar. Evet, yani limanlarımızı karşılıksız olarak Rumlara açarsak Kıbrıs'ın tek meşru devletinin Güney Kıbrıslılar, Güney Rum Cumhuriyeti olduğunu kabul etmiş olacağız. Eğer durum böyleyse Talat'ın bu teklifle ilgili memnuniyetini nasıl yorumluyorsunuz? Efendim, hepsini istiyorlar. Her şeyi istiyorlar. Onun için böyle küçük küçük hediyelere sırt çeviriyorlar. Bunların taktiği budur. Ve şimdi gayet memnundurlar. Siz bakmayın. Memnundurlar çünkü niyetini Türk hükümeti ben limanlarını açabilirim, açmak niyetim var deyince demek ki Rum idaresini meşru hükümet olarak niyeti olduğunu açıklamıştır diye bayram yapıyorlar. Siz bakmayın. Onlar limanların tümünü istiyorlar. Bir. İkincisi Ercan Havalimanı'nı asla açmayacaklar. Ama işte tırnak tırnak, peyderpey, yavaş yavaş, sayfa sayfa bir şeyler koparıyorlar bizden. Bu pazarlık, doğru dürüst pazarlık değildir bence. Sayın Denktaş, bir şey galiba yanlış anlaşıldı. Betül abi, sen sorarken Sayın Denktaş'a dedin ki, yani bugünkü hükümetin ve başbakanın AB'ye götürdüğü bu sözlü teklifinden bugünkü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Talat'ın haberi vardı dedi. Evet, böyle bir demeç verdi kendisi. O sonradan söylenmiş bir şeydir, onu tevil etti efendim. Evet. Türkiye'nin bundan önce vermiş olduğu yazılı bir açılım vardı ya. Evet. Onun içinde bunlar vardı, yani bu bilinmekteydi. Sen limanları açarsan ben de açarım kabilinden bir 10 maddelik bir açılım var Türkiye'nin. Hatırlayacaksınız. Evet. Evet. Onu yazılı olarak vermişti. Biliyorum. Talat diyor ki, yani bana şimdi söylemiş değildiler. Onun içerisinde vardı ve bilinen bir şeydi. Halbuki onun içerisinde 10 maddelik bir öneridir, o bir bütündür. O ayrı, o, tabii. Biz onu da tenkit ettik ve kabul edemezdik. Ama bu sefer bunun içerisinden iki maddeyi alıyorlar ve tek yanını da açabilecek bir duruma geldiklerini söylüyorlar. Yeter ki Rum da Ercan Havalimanı'nı atsın. Dolayısıyla birinci söylediğim, ben Rum tarafını izah ettim, yine faydalı olur. Ama Talat'ın durumu da tevildir, tefsirdir ve çok iyi geçindiklerini söylediği, Sayın Erdoğan'a yardımcı olmak için söylenmiş bir sözdür. Evet. Fakat hepimiz biliyoruz ki ne düşünürse düşünsünler, gerek bugünkü hükümetin gerek Talat'ın böyle bir doğrultuda Avrupa Birliği anlaşarak Kıbrıs'ı elden çıkarmaya hiçbir zaman güçleri yetmeyecektir. Her iki halkta, Kuzey Kıbrıs halkı da ve Türk halkı da asla buna müsaade etmeyecektir. Ben bunu böyle biliyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu ben teyit ederim. Çünkü Anadolu'da gittiğim her yerde dediğim gibi Atatürk ilkeleri, laiklik, efendim Kıbrıs meselesi, şehitler, milli dava, Türkiye'nin stratejik ve güvenlik davası, bunlar söylendiğinde halk ayağa kalkıyor. Büyük bir heyecan var, büyük bir duygusallık var bu konuda. Onun için ben size tamamen katılıyorum. Bütün istediğim kazasız belasız, evet. Dediğim gibi milli çizgiye hepimiz gelelim ve hükümet hakikaten yaptığı ve yapmak istediği ne varsa milli bir dava haline getirsin. Diğer partilerle de konuşsun. Biz de bilelim ki Türk devleti konuşuyor. Yoksa şimdiye kadar devlet olarak, bir bütün olarak gelen bir dava bir parti tarafından şuraya buraya götürülür olmasın. Evet. Sayın Denktaş, çok teşekkür ediyoruz ama son bir sorum daha olacak eğer izin verirseniz. Bütün bu görüşmeler sürerken aslında bu Birleşmiş Milletler'de de kapandı mı?
Alo. Kapandı herhalde. Hocam, evet. Bütün bu görüşmeler sürüyor. Birleşmiş Milletler zamanında da bu böyle sürüncemede bir davaydı ama bir konu hiç ortalıkta gözükmüyor. Yani adanın üçte birine koğuşlanmış olan İngiliz üssü. Evet. Bunların adada hangi hakla, neye istinaden orada bulundukları ve durumların ileride ne olacağı hakkında kimse bir şey soramıyor ve sordurulmuyor. İngilizler hep öyledir. Sırtını Amerika'ya dayamış. Amerika. Bunu hiç kimse dert etmiyor yani. Adanın üçte birini. Etmiyor. O kendisi oraya yerleşmiş. O üssü elinde tutmak istiyor. Akıllı. Siyasetinde gayet iyi yapıyor. Şimdi dikkat ederseniz mesela İngiltere Dışişleri Bakanlığı ne dedi en son açıklamasında? Ya bu Kıbrıs meselesini dedi Avrupa Birliği'nden değil, Birleşmiş Milletler'e götürelim, orada tartışalım dedi. Birleşmiş Milletler'e götürülmesi konusunu dedi Avrupa Birliği'nde tartışmaya açalım dedi. Yani tavşana kaç tazıya tut, tavşana kaç tazıya tut. Böyle bir politika götürüyor. Her iki tarafı da idare ediyor. Ve adadaki, her yerde olduğu gibi adadaki kendi menfaatlerinde korumaya çalışıyor İngilizlerin yıllardır. İngilizlerin adadaki varlığıyla ilgili hiçbir sorunu yok. Her iki tarafında yalnız. Sadece Türklerin değil, Rumların da sorunu. Zamanımız daraldı, saat 10, yarım saatimiz kaldı. Korular çoktu. Betül, ya, ne olacak? Evet hocam ama ne yapayım ki? İşte içine girdik mi zor çıkabiliyoruz bu konuların. Hele bizim gibi hafızası yeterince oturmamış, gerçeklere yeterince vasıf olamamış gençlerin, işte sizin gibi denktaş gibi büyüklerin söylediklerini böyle can kulağıyla dinleme ve bunu önemseme hakkı var. Yani biz önemsiyoruz. Denktaş'ın söylediklerini önemsiyoruz. Anavatanına küsmesinin söz konusu Betül, olmaması gerektiğini bu biliyoruz. Bu konuda tek doğruları en güzel şekilde